Bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Özdemir Bayraktar vefat etti. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşımızda. Evet, Bayraktar Holding, İHA'ların, SİHA'ların son yıllarda geliştirildiği Bayraktar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. Bir tweetle Haluk Bayraktar tarafından duyuruldu. Özdemir Bayraktar babamız, ilham kaynağımız bugün hakkın rahmetine kavuştu deniliyor tweette. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin ve bazı fotoğraflarda paylaşılıyor Haluk Bayraktar'ın bir tweetle duyurduğu vefat haberinde. Evet, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları konusunda son yıllarda önemli gelişmeler kaydeden ve artık sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip ihracata da başlayan ve 6 ülkenin de satın almak için talepte bulunduğu İHA'lar ve SİHA'ların geliştirildiği Bayraktar'da uzun yıllar boyunca hem kurucu hem de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini bugün almış olduk. Tekrarlıyoruz, Haluk Bayraktar bir tweetle duyurdu bu gelişmeyi ve diyor ki Özdemir Bayraktar babamız, ilham kaynağımız bugün hakkın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden biri oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi. Gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. Bir son dakika haberi olarak ekranlarınızda yer alıyor. Evet, şimdi gelişmeleri alacağız, ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşımızda. Evet Can Okanar, acı haber geçtiğimiz dakikalarda yaklaşık 15-16 dakika önce Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu ve babasının vefat ettiği haberini sizin de az önce okuduğunuz tweetin de sosyal medya hesabından duyurmuş oldu. Hemen şunu da belirtelim ki Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde öğle namazını düzenlenecek cenaze namazı sonrası İstanbul'da toprağa verileceğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda Haluk Bayraktar, Özdemir Bayraktar babamız, ilham kaynağımız bugün hakkın rahmetine kavuştu. Evet, değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi. Gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin diye sosyal medya hesabından paylaşmış oldu. Evet, Milli SİHA'ların öncü ismi ve girişimci, yüksek mühendisi ve sanayici Özdemir Bayraktar, dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalarda oğlu Haluk Bayraktar'ın duyurmasıyla birlikte vefat etti. Tabii ki birçok kişi de şu an itibariyle sosyal medyada bu acı haberi duydu. Evet, bildiğiniz üzere T3 Vakfı Mütevelliyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ve yine Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti ve yarın da öğle namazına mütakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından, Fatih'te kılınacak olan cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verilecek diyelim ve söz eklerse bırakalım. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün telefon hattımızda. Başımız sağ olsun Sayın Tülün. Çok teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Aileye, başta hanımefendi olmak üzere, evlatlarına ve kardeşlerine de başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Abimizin de mekanı cennet olsun. Kendisiyle hem Sarıyer'de hem de İstanbul İl Teşkilatı'nda, Tayyip Bey'in başkanlığında, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında birlikte siyaset ürettiğimiz bir abimizdi. Gerçekten fikirlerinden istifade ettiğimiz,
aykırı düşüncelere sahip olan, yenilik peşinde olan, vesayete şiddetle karşı çıkan, değişimden yana olan bir zihni vardı. Allah'a şükür bunu da evlatlarıyla birlikte Türkiye'ye ispat etti. İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı. İki tane evladı ve açtığı yol inşallah onun hayır hasenatının devamını sağlayacak. Aile olarak babası rahmetli Lütfü amca ile birlikte hayır peşinde olan, ilim yaymanın ve hayırlı işlerin bayraktarlığını yapan bir aileydi. Siyasette de dediğim gibi öncü fikirlere sahip olan, teslim olmayan bir yapısı vardı. Bence o güzel şeyler yaptı, güzel eserler, güzel izler bıraktı. Allah rahmet etsin, milletimizin, ailesinin başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. Cesetlerinden, vücutlarından ruhun çıktığı değil, cesetlerinin gömüldüğü tarih değil, adının unutulduğu tarihtir. Adı hep yaşayacak, dolayısıyla hep yaşayacak Özdemir Bey. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, tabii çok önemli bir eser bıraktı Sayın Kahraman. Evet efendim. Yani düşünebiliyor musunuz Türkiye bir ufak parçaları dahi yurt dışından yalvar yakar almak durumundayken bugün Baykar bütün dünyanın gıptayla izlediği bir noktaya geldi. Türk savunma sanayii de Baykar sayesinde çok önemli bir noktaya geldi. Önce yalvar yakar alamadığımız insansız hava araçlarını tamamen yerli ve milli imkanlarla üretme yoluna geldik. Arkasından silahlı insansız hava araçları Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla yetmedi ve artık bütün dünyanın da ilgisini çekti. Şu anda 6 ülke Türkiye'den İHA ve SİHA almak üzere sıraya girmiş vaziyette. Dolayısıyla bu son derece önemli bir aşamadır Türk savunma sanayinde ve Türkiye'nin bu alandaki çabalarında diye düşünüyorum. Bu konuları hiç kendisiyle konuşur muydunuz? Çok haklısınız. Benim bir diğer tarafı da inanması, inandığını sonuna kadar devam etmesi. Bu mevzulara başladığında kendini anlatabilmesi için çevresi o kadar hazır değildi. Fakat o ısrar etti ve devam etti. Zorluklarla karşılaştı. Değerli oğlu Selçuk Bey'in televizyonlardaki açıklamalarında da izah etti bu gelişmeleri. Yüz akı bir müessese oldu ve bizim iftarımız oldu. İnanıyorum ki kurduğu bu müessese, attığı bu temeller Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak. Çok sahalarda inşallah Türkiye kendine layık ve uygun noktaya ulaşacak. Allah rahmet eylesin diyorum efendim. Evet, evlatları onun başlattığı yarışı sonuna kadar da sürdürecekler. Zaten izlenimimizde o, yaşadıklarımız, tanıklık ettiklerimizde o. Kardeşleri, evlatları, hanımefendi, hanımefendisi, yani bütün bir aile olarak çok örnek, övünür, çok değerli ve kıymetli insanlar. Onları yetiştirenlerden Allah razı olsun. Ve onları daha nice hizmetler yapmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Herkese yaşayacak ve adı da yaşayacak inşallah. Bütün ailesine de başsağlığı diliyorum. Hepimize başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Daha nice eserlere imza atmak Baykar'a da şey yaptı, diğer faaliyetlerdeki şirketlerde, çalışmalarda da nasip olsun inşallah. Evet, tekrar başımız sağ olsun. Türkiye sağ olun, Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından İsmail Kahraman telefon hattımızdaydı. Baykar'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Özdemir Bayraktar'ı kaybettik. Ve Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla son derece üzgün olduğunu tespit ettik.